her işletme spesifik bir lezzeti ya da özelliğiyle öne çıkmayabilir aslında. Bu gibi yerlerin en büyük özelliği spesifik olmayan her şeyleridir. Ne demek mi istiyorum? Bir kafeye gidip bir kahve içmenin, kahvenin yanındaki o sohbetin keyfi hiçbir yerde bulunmaz demek istiyorum. Buyurun. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kırklareli'nden sesleniyoruz. Kırklareli'nde neredeyiz peki? Kırklareli'nin yöresel içeceği. Kırklareli için çok önemlidir bu. Hardaliye, evet Hardaliye evine konuk olduk ve Hardaliye evinin sahibesi Sayın Pınar Akdeniz Metin'le birlikteyiz. Pınar Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler de çok iyiyiz. Pınar Hanım, söyleşimize başlamadan önce ben izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum. Pınar Akdeniz Metin kimdir? Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ben 1978 Kırklareli doğumluyum. Sağlık sektöründen Hardaliye sektörüne adım attım. Ne güzel yapmışsınız. Peki, Hardaliye evini hemen konuşalım istiyorum ben. Hardaliye evi ne zaman açıldı ve bizim burada vermiş olduğumuz hizmetler neler? 29 Kasım 2014'te açıldık. Verdiğimiz hizmetler hakiki organik salibimiz var, hardaliyemiz var, bir de bağ kurabiyemiz var. Evet. Küçük bir kafeterya tarzındayız. Hı hı. Ve hardaliyemizi Türkiye'nin bütün her yerine duyurmaya, satmaya çalışıyoruz. Anladım. Hardaliye'nin geçmişi hakkında biraz bilgi edinebilir miyim sizden? Çünkü Hardaliye hakkında ben Kırklareli'nde duyduğum şeylere göre Atatürk'ün Hardaliye ile ilgili söylemiş olduğu bir takım şeyler var. Bunları sizden dinleyebilir miyiz? Atatürk Kırklareli'ne geldiğinde bağ sahiplerinden, köylü halkımızdan bir sahip, bağ sahibi Atatürk'e Hardaliye'yi ikram etmiş. Atatürk Hardaliye'yi içtiğinde Hardaliye'yi Kırklareli'nin milli içeceği olarak lanse etmiş ve bunu hani herkesin duymasını istemiş. Ama ondan sonra Kırklareli'ndeki bağlar, işte tam o zaman daha çok olan bağlar şimdi olmadığından dolayı zamanla bu kültür ortadan kalkmış. Anladım. Herkes kendine kadar yapmaya başlamış. Bağ bozumu yanlış anlaşılmış anladığım kadarıyla. Bağları tamamen bozmuşlar. Bu da doğal olarak üretimi düşürmüş değil mi? Hardaliye bu yörenin içeceği ama anladığım kadarıyla siz bunu bütün Türkiye'ye dağıtmak istiyorsunuz. Aynen, evet. Bütün Türkiye'ye duyurmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Sektörde yalnız değilsiniz Pınar Hanım. Sizin dışınızda Hardaliye üretimi yapan, satışı yapan başka noktalar da mevcut. İnsanlar neden Hardaliye evini tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran özellikler neler? Diğer hardaliyelerimiz bakkallarda, marketlerde, yani kenarda, kasa üzerlerinde. Bizim mekan olarak yani şu bardakta Hardaliye'yi Kırklareli'nde içebilecek yer yok. Yani şişeyle satın almanız gerekiyor ya da nasıl satılıyorsa ambalajıyla satın almanız gerekiyor. Burada gelip bir bardak da içebilirsiniz ya da almak istediğiniz kadar alabilirsiniz de hediyelik de götürebilirsiniz değil aynen, mi? Aynen, evet. Bu arada Hardaliye'nin ben biraz özelliğinden bahsedelim istiyorum. Çünkü tamamen doğal bir içecek. Tamamen doğal bir içecek. Hakiki üzüm suyu içine hardal tohumu koyarak fermentasyonunu engelliyorlar. Yani şaraba ve sirkeye dönüşmesi engelleniyor. Hardal tohumu da üzüme suyunun bütün vitaminlerini vererek çok doğal bir vitamin kaynağı oluyor. Çok da sağlıklı bir içecek değil mi aynı aynen zamanda? Öyle. Yani içinde herhangi bir asit söz konusu değil sevgili izleyiciler. Alkol de söz konusu değil. Bildiğiniz doğal üzüm suyuyla hardal tohumunun birleşiminden meydana gelen bir içecekten bahsediyoruz burada. Tadı da gayet güzel. Farklı bir tada sahip. Hem üzüm tadını veriyor. Biraz böyle sanki pekmezimsi bir tat var değil mi? Sulandırılmış bir pekmez tadı gibi bir şey var. İçinde herhangi bir şeker de mevcut değil. Üzümün tadı sadece bu değil mi? Aynen, aynen. Kesinlikle üzümün kendi tadı. Evet, peki. Ben geleceğe yönelik hedeflerinizi, planlarınızı da sormak istiyorum. Sizin gelecekte Hardaliye evini biz nerelerde göreceğiz? Türkiye'de farklı noktalarda şubeler açmayı düşünüyor musunuz? Ya da kesinlikle franchise vermeyi düşünüyor musunuz? Yani ilk önce farklı noktalarda bayilik vermeyi düşünüyoruz. Yani daha böyle ileriki hani bir Erzurum olur, Kars olur, ulaşamadığımız, kontrol edemediğimiz yerlerde isim hakkı vermeyi düşünüyoruz. Anladım. Yani neden olmasın? Birçok yabancı şirket farklı farklı içecekleri market raflarında yerlerini alıyor. Yerli içeceğimiz Hardaliye, Kırklareli'nin meşhur içeceği diyelim daha doğrusu. Neden
Türkiye'deki raflarda ya da yurt dışındaki raflarda yerini almasın. Aynen. Umarım başarılı olursunuz, umarım muvaffak olursunuz İnşallah. Diyorum ben size. İnşallah. Peki son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize, bugüne kadar Hardaliye evini tercih etmiş olan ya da henüz Hardaliye'yi tatma fırsatı bulamamış olan insanlara söylemek istediğiniz sözleriniz varsa bunlar alabilir miyim sizden? Valla Hardaliye'yi çok doğal bir içecek olduğu için yani küçük büyük herkese tavsiye ediyoruz. Doğal bir enerji içeceği, içinde hiçbir şekilde katkı maddesi ya da alkol bulunmadığından dolayı sağlıklı bir içecek. Evet, herkes rahatlıkla içebilir diyorsunuz. Kesinlikle. Aile boyu. Evet. Peki ben size teşekkür ediyorum, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bizi burada konuk ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, teşekkürler. Siz de sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Kırklar eline gelinir de Hardaliye içilmez miydi ya da Hardaliye evi ziyaret edilmez miydi? Edilirdi elbette, biz de ettik, geldik, Hardaliye içtik, hatta yayından sonra içmeye de devam edeceğiz. Bence gayet lezzetli ve sağlıklı bir içecek. Sizlere de tavsiye ediyorum ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.